Evet, biz bir hayal kurduk. Dedik ki siber güvenilir bir Türkiye olsun. Bunu hayal ettik. Hayal ederken de 81 ili tek tek inceledik. Acaba seçilmiş olan kişilerden kimlerle çalışabiliriz diye. Biz burada en çok bilime önem veren kim var diye baktığımızda bir tanesi de zaten Lütfü Savaş'tı. Onun için çok teşekkür ediyorum kendisine. Siber güvenlik nedir sorusuna benim yanıtım bilişim teknolojilerinin savunma sanatına siber güvenlik denir şeklinde. Gerçekten son dönemde ülke olarak da çok ciddi seviyede saldırılar alıyoruz. Tabii şimdi dijital çağdayız. Dünyanın en çok savaştığı iki konu var. Biri dijital, ikincisi ekonomik. Artık Orta Doğu'yu siz pas geçerseniz dünyadaki savaşlar ya teknolojiyle oluyor ya da ekonomiyle oluyor. Ve inşallah 2021'de Hatay'da Expo yapacağız. Expo yaparken de bize teknolojiyi bilen, dünyayla yarışan gençler lazım. Hem yabancılık konusunda hem de teknoloji konusunda gençlerimizden faydalanmak istiyoruz. Ama gençlerimizin de son gelinen bu trendten farkında olmasını, bu trendin farkındalığını çözmesini istiyoruz. Veri kaynaklarını, finansal kaynakları keşfettiler. Saldırılar daha profesyonelleşmeye başladı. Basitten çıkıp daha profesyonel hale geldi. Siber güvenlik ve yapay zeka. Yapay zeka günümüzde önemli bir teknoloji alanı ve her alanda çözüm üretmeye odaklı. Siber güvenlik deyince hangi açılardan, siber güvenlik ne tür uygulamalar var? Akademik alanda bunları incelemeye çalıştım. Şimdi ben size siber şiddetten bahsetmek istiyorum. Bunun için öncelikle şiddet kavramına değinmek istiyorum. Şiddet deyince birçoğumuzun aklına fiziksel şiddet geliyor. Biraz daha zorlarsak psikolojik şiddetten, ekonomik şiddetten de bahsedebiliriz. Ama bunların da en temelinde bir dijital altyapı sorununun olduğu. Bugüne kadar ciddi manada bir kurumsal, yani kamu noktasında özellikle kurumsal bir dağınıklığın oldu ama nispeten şimdi onun giderileceğine dair benim şahsen bir inancım var.